Çince gibi ikinci... Türkiye'nin 10 farklı ilinde bulunan, 14 kampüste eğitim öğretim hizmeti veren tüm Bahçeşehir Kolejleri ailesi adına hoş geldiniz diyerek sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çok kısa olarak Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları'nın tanıtımını yapmaya çalışacağım sizlere. Bizler Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları olarak anaokulundan üniversiteye yaşam boyu eğitim faaliyetlerinde, sadece eğitim faaliyetlerinde bulunan bir kurumuz. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları'nın kuruluşu bu yıl iki çalışan da eğitim öğretim hayatına başlamıştır. 2007 yılında genel merkez olarak Türkiye genelinde 14, yöresel ortaklarımızla 105, Amerika'da biraz evvel İstanbul Bahçeşehir Koleji'nin tanıtım filmini izlediğinizde gördüğünüz, you know, Uğur Education diye adlandırdığımız Amerikalı öğrencileri üniversiteye giriş kriterlerinden biri olan sınavlara hazırlama, diğer faaliyetlerde bulunmak üzere eğitim öğretim hizmeti veren UNOV'la iki şubemiz. Çin'deki aynı şekilde öğrencilerin üniversiteye girişleri için onlara destek vermek üzere çalışmalar yapan kurumumuzla toplam 122 şubeye ulaştı. Uğur Dershanelerinde 5000'i aşkın öğretmen, 100.000'i aşkın öğrenci birlikte bulunuyor. Ve başarısı bireysel başarıların yanı sıra kitlesel olarak da kanıtlanmış durumda. 2007 ÖSS'de 9 Türkiye birinciliği, OKS'de 2 Türkiye birinciliği, ilk 100'de, ilk 1000'de binlerce öğrencilerimiz. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları'nın diğer bir kuruluşu olan Uğur Yayınları, 1998 yılında eğitim yayıncılığı alanında faaliyet göstermek üzere kuruldu. Uğur Yayınları, Uğur Der Yayınları, Uğur Kariyer Merkezi Yayınları, Bahçeşehir Yayınları ve Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları olmak üzere 5... Belki veliler bu kadar işin yoğunluğu içerisinde düşünüyor olabilirler. Öncelikle bu davetimize katıldığınız için hepinize hoş geldiniz diyorum. Hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum ve tekrardan iyi akşamlar diliyorum. Bizim hakkımızda arkadaşlarımız az önce bu sunularda zannediyorum birazcık bilgi verdiler. Biz ne yapmak istiyoruz? Neden buradayız? Bundan sonra ne yapacağız? Ben kısaca bunlara değineceğim. Çünkü gayet güzel giden, iyi giden, bölgesinin en iyi lider okulu, akademik başarıları olan bir okul, bugün önümüzdeki yıldan itibaren Bahçeşehir Koleji oluyor. Bu neden değerli veliler? Bunları da sizlere anlatalım, paylaşalım istedik. Daha sonra da sorularınız olduğu takdirde, ki mutlaka olacaktır, özellikle aklınıza takılan her sorunun mutlaka sorulmasını istiyorum şahsıma ve okul kurucusu Hasan Bey'e. Amacımız şu: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ülkesiyle, milletiyle demokratik, çağdaş, laik ülke konumunu devam ettirebilmesi için, kalkınabilmesi için, gelişebilmesi için, zenginleştirebilmesi için birinci hedef eğitim. Eskiden sadece eğitim yetiyordu, artık iyi eğitim, kaliteli eğitim, bu şart diyoruz. Dünya böyle söylüyor. Eğer bunu sağlayamıyorsanız verilen eğitimin de yararlı olmadığı söyleniyor. Eğer iyi eğitim verebiliyorsanız zenginliğinizde, rahatlığınızda, huzurunuzda, onurunuzda çok daha iyi oluyor. Biz Bahçeşehir Uğur Eğitim kuruluşları olarak
ve bunların kurucusu olarak bendeniz, matematik öğretmeniyim. Lise son sınıfta tanıştığım Özel Uğur Dershanesi ile eğitim işiyle ilgilenmeye başladım. Lise son sınıfta. O gün bugün eğitimden başka hiçbir işle ilgilenmedim. İlgilenmiyorum. Herhalde bundan sonra da ilgilenmeyeceğim. Çünkü belki tesadüfen seçtiğim sektör bugün hem hoşuma gidiyor, hem de ülkeme, hem de insanlığa en büyük yararlı bir iş yaptığıma inanıyorum. Ve öyle gurur ve onur duyuyorum ki dünyanın her bölgesinde, dünyanın en gelişmiş üniversitelerinde, Harvard, Stanford, Berkeley, yüksek öğretim deyince artık dünya da bunu kabul etti ki Amerika Birleşik Devletleri. Buralarda eğitimle ilgili laflar söyleyebiliyoruz. Onlarla eğitim tartışabiliyoruz ve diyoruz ki öyle bir sistem geliştirdik ki biraz sonra arkadaşlarımız daha teknik olarak anlatacaklar. Kişiye özgü öğretim modeliyle biz de dünyanın en iyisini yapıyoruz. Gelin bizden alın diyebilme onurunu yaşıyoruz. Bir aydır Amerika Birleşik Devletleri'ndeydim. Stanford Üniversitesi dünyanın en iyi 2-3 üniversitesinden birisidir. Modelimizi anlattım. Gerçekten harika diye nitelendiren eğitimcilerin çok yakından tanıdığı bir bilim adamı. Ve Temmuz ayında bunu bir paper olarak İngiltere'de sunumu yapacağız. Yani Türkiye'nin de eğitim öğretim adına dünya piyasasına süreceği bir ürün olsun. Ülkenin sadece İstanbul'dan ibaret olmadığını, bu yapmış olduğumuz kaliteli hizmetin, kaliteli eğitimin Türkiye'nin her bölgesine yayılması gerektiğine karar verdik. 6 yıl önce Özel Uğur Dershaneleriyle Türkiye'nin her yerine yayıldık. 126 noktadayız, 100 bin civarında öğrencimiz var. İçinizde belki şunu söyleyen olabilir, düşünebilir. Var da iyi mi? Türkiye'nin bu ayıbı değil mi? Türkiye'de dershaneler niye var? Okullar varken dershane olur mu? Bu sınav niye var? Her gün televizyonlardan, gazetelerden zaman zaman bunları duyuyorsunuz. Ve Türkiye'de bir anket yapsak, sınavların sadece Türkiye'de olduğunu, başka ülkelerde olmadığı anketinde herhalde en üst